karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz Evran? Şimdi Trabzon'a hemen geçeceğim de ufak bir şey unuttum. Eee Umut Bulut'la ilgili hem Kayseri hem Hemşerim. Şimdi bunu neden söylüyorum? Hep 35 yaş üstü oyuncuları bak son yıllarda Hı -hı. özellikle bu sene Gustavo, Atiba, yabancı oyuncuları övüyoruz ama kendi çocuğumuzu da e, artık alkışlamamız lazım. Yani bu yaşta dünkü performansı veya işte oynadığı zamanki performansları helal olsun dedirecek cinsten. Yani 6 7 defa 10 defa akademiye girdi gitti golünü attı. Yine her zamanki Fenerbahçe her, her sene atıyor biliyorsun hangi takımda olursa olsun. Onun için 37 yaşında bir oyuncu için milli takımda oynamış yıllarca bir oyuncu için onu da tebrik etmek lazım. Trabzon'a gelecek olursak. Trabzon benim geçen sene işte sezon başı falan hep bir önce Trabzon maçı gelsin. İsterdik mı? Evet. yani ön tarafta işte o ofansif bölgede üçüncü bölgedeki en hareketli takım, en etkili takım. Tamam Charlotte gitti. Bazı şeyler orada biraz daha dengeler bozuldu. Ama yine senin elinde belli oyuncuların var. Belli kalitede oyuncuların var. Bu kadar üretken, bu kadar coşkulu ön tarafta oynayan bir takımın e, dün maçı izlerken ben var ya uyudum ya. Yani dünkü maçta yani belli gol olmayacağı yani. Trabzonun maçlarında şu an görüntü atan kazanır. Veya en kötü beraber biter. Tamam bu bir e, şey olabilir. E, bir kontrol düzelecek, bir Hı -hı. takımı toparlama süreci olabilir ama Yukarıyla fark açılıyor Ceyda. Yani şimdi 3 puanlık sistemde bir şey değiliz diyoruz ama bak. Trabzonspor 14 puandı. 12 evet. maç oynamış. Alanya 23, Galatasaray 20 Fenerbahçe 23, Beşiktaş 19. Alanya kazanırsa 26 yapacak. Beşiktaş kazanırsa sen. Yukarıyla 10, 12, 13, 15'lere gidiyor. Yani Trabzonspor takımı şampiyonluğu oynayan bir kadro kurdu. Anladın mı? Yani burada takımı... E, e, düzelteceğiz, toparlayacağız. O kadar çok büyük vakitte yok. O bir aylık süreç geçti. Yani burada içeride sen en kötü Sivas'ı yenecektin mesela. Veya oyunu geliştirmede bir güzel şeyler gösterecektir Çünkü fark gidiyor. Yani Trabzon'un işte bu hafta daha iyi oyunumuzu toparlayacağız. Zaman geçiyor, yavaş yavaş kendimizi. Öyle bir lüksü yok. Yani var diyorlarsa o bizim biz bizim işimiz rahat, biz böyle gideriz diyorlarsa ona saygı duyarım. <laughs> Ama dünkü maçta yine e, çok büyük eksikler vardı yani Trabzon. Dün çok kötü oynadı. Yani Kayseri Spor e, maçı çok rahat kopartabilirdi ilk yarıda. Yani o durumlara geldi. Trabzon bu kadar. Şimdi şey, Edgar'la, e, neydi o şeyin ismi? stoperin Brezilyalı. Marlon. Marlon diyor stoper olan. Bizim Hugo, Hugo. Hugo. Abi ikisi de çok iyi oyuncu. Adamların şanssızlığı bu sefer de ön taraf iyi değil. Hep Trabzon'u stoperlerden eleştiriyorduk. Onların ikisi olmasa var ya, Trabzon en az 2-3 tane gol yiyebilirdi çok rahat. Çok tecrübeliler bu ile Edgar da orada kademelere giriyorlar. Ama şimdi ta, kenar oyuncuları da Marlon da çok açık veriyor oradan. Arkaya çok oyun kaçırıyor. Yani Kayseri spor kenarlardan o kadar çok geldi ki. Yani savunma yapalım derken savunmayı da yapmadı Trabzon. Yani e, gol yemedi belki ama çok pozisyon vardı. Yani bu, böyle maçları bir defa kurtarırsın. Sivas maçı da öyleydi. Her zaman böyle şanslı olamazsın. Yani Abdullah Hoca bir şeyleri düzeltebilir düşüncesi hakim. Ama oyun anlamında da bunun gelişmesi çok yavaş ilerliyor. Yani sakatlık olabilir, cezalı olabilir. Trabzon takım bu kadar as pozisyona girmez. Trabzon takımı e, alıştırdı çünkü geçen sene de alıştırdı. Bu sene de yani oyun planı değişti, her şey değişti. Tabii ki bir şeyler değişecek. Ama e, bunun daha ofa daha hızlı, daha olumlu yönde olmasını bekliyordum. Ben hani bu biraz daha böyle bu kadar savunmayı toparlayayım derken de e, Trabzon gol atmayı unuttu. Pozisyon bulmuyoruz. Sabah gazetesinin 19. sayfasında fırtına tekliyor başlığı altında. Abdullah Avcı'nın açıklamaları da var. Trabzonspor Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Kayseri Spor karşısında sergilenen futboldan dolayı takımını eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı. Hiçbir şeyden memnun değilim. Bunu oyuncularıma da söyledim. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Dedi. Marlon'da bize yakışan şekilde oynamalıyız ifadelerini kullanmış. Yani kötü oynama derken çok iyi oynamadan zaten kazanıyor Trabzon haftalarda. Zaten çok iyi bir oyun yok. Ama kazanınca biliyorsun o bazı tabii yer, yer, puan Evet, evet kazanınca unutuyor. ona çok bakmıyorsun. İşte orada asıl eleştiri yapmak lazım kendi aranda. Dün bir de maçta şu dikkatimi çekti. E, hatta bunu tweet olarak da attım maçı izlerken. <laughs> Pereira çok tecrübeli bir oyuncu. Dinamo gibi çalışan profesyonel <laughs> bir oyuncu. Hep öyle şey yaptık ama <laughs> Çok agresif sahada. Yani dün hakem onu atabilirdi. Atmadı. İki kere atılma atılabilirdi. 10 kişi kalabilirdi. Ve Abdullah Hoca orada işi çözdü. Ben dedim bak böyle oynarsa bu agresiflikte oyundan atılır. Hemen devrede oyundan aldı. Tabii. Çünkü atılacak. Çok itiraz ediyor. Bir kaptan 36 yaşında olabilir. Takım kaptanı orada en sakin olacak adamlar. Tepkisini verirsin, çekilirsin. Atılmaya doğru gidiyor veya çok agresif ve performansında düşüşük var. 36 yaşında. Bence orada benim dün gördüğüm Serkan oynar. Ara ara 3-5 maç sonra bakarsın bir önemli maç olur, derbi maç olur. O zaman Perera'yı oynatırsın maçın şeyine göre. Ama e, Serkan orada, e, genç Serkan daha dinamik, daha enerjik. Perer'e biraz e, fizik olarak yani yorgunluk gözüküyor, normal. Bu çünkü bizde şöyledir. Hazır değilsen, yorgun değilsen bir de yaşın ilerlemişse e, biraz çeneye vurur. <laughs> Biz ben de, son dönemlerde bunlar olur. Çok konuşursun. <laughs> çok agresif olursun. Pereira bunu biraz abartmış artık. Her pozisyonda hakeme, her poz Olmaz. Yarın bugün takımını bir yalnız bırakırsın, bir anda her şey değişir. Onun için Abdullah orada doğru yaptı ama Pereira'nın da e, kendini toparlaması lazım. Yani bu oyunla e, 11'i şu an hak etmiyor. Trabzonspor'la ilgili fotomaç gazetesi de savunma okey, hücum yok başlığını atmış. E, Trabzonspor'da senin de belirttiğin gibi yine e, hücumda... Trabzonspor'un planlarının olmasının altını çizmiş. Ya işte bir yerleri toparlıyorsun öbür taraf gidiyor Ceyda. Bu <laughs> çok evet. ilginç. Yani geçen sene ofans yönü çok iyi diyorduk sezon. Bu sene defans çok iyi mesela diyorsun. Ofansın yok. Ya işte bir takımı işte komple bir takım olmak. Aynı anda ikisini yaptığın zaman ya zaten, zaten alıyorsun. Ya evet ya yani o zaman fark yaratıyorsun zaten evet. ama bu transferlerle mi alakalı, hocayla mı alakalı, yönetimle bunların hepsi tartışılır. Çok geniş yani bu olay. Ee, ama ne yazık ki işte bir takım oluştururken e, diyorlar ya hani transferde o asıl kadroyu sezon başı yapabilmek çok önemli <laughs> orada demek ki belli hatalar yapıyoruz yani zaten yapmasak e, takımlarımız Avrupa'da bu durumda olmaz ya yani doğru kadrolar kursak e, şu anki durumumuzda olmayız herhalde. Milliyet gazetesini ekranlara getirelim. Şimdi Beşiktaş Şahay Alanyaspor Alanya Spor mücadelesini konuşacağız. E ama öncesinde son karar Dorukan başlığına bakalım. Milliyet gazetesinin 20. sayfasında Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Aytemiz Alanya Spor deplasmanında orta alanda taktiksel rotasyon yapmayı Planlıyor sakatlığı düzelen Souza'ya ilk 11'de forma verecek olan siyah beyazlı teknik adamın Dorukhan Özden de vazgeçmeyeceği ifade edildi. Orta sahada Alanya'ya mutlaka fiziksel üstünlük sağlamak isteyen Yalçın'ın mensahı kulübeye çekeceği belirtildi demiş Serdar Sarıdağ'ın haberi. Bugün Milliyet gazetesinde. Dorukhan'da son kararın kılındığı yönünde. Şimdi bir yandan biz de ilerleyen dakikalarda hazır olduğunda yönetmenimiz Aslı'dan, editörümüz Emre'den rica edelim. Beşiktaş'ın sahaya çıkması beklenen 11'ini paylaşalım. ama orada main Mensah'tan ziyade Dorukhan'la çıkması tabii Alanya Spor karşısında daha kolay geçilemeyecek bir orta saha kurgusu planladığını gösteriyor bize Sergen hocam. Yani bilmiyorum. o bunlar kolay tercihler değil. Takıma göre, maça göre değişiyor. Alanya iki haftadır kaybediyor ama çok oturaklı bir takım, ters bir takım. Yani Alanya'da da Salih yok son haftalarda çok formda olan. Ee, ama burada Dorukan mı, Mensah mı dersen e, tabii ki oradaki kolay bir iş değil buna karar vermek. Mensah'ın e, geçen hafta gol attı ama oyun içerisinde çok pasatası yapıyor, defansı yönü biraz daha zayıf. Ama e, benim bekledim o Mensah da halen o Mensah değil. Yani o Kayseri'de, evet, evet. Kasımpaşa'da alıp götüren Mensah daha Beşiktaş'ta yok. Onun için Doğrukan oynarsa tabii ki şaşırmam. Yani o orta sahada Doğrukan, Souza, Atiba. Zaten e, Souza o kadar öne çıkması da Atiba ile Atiba çok öne çıkan bir oyuncu. Evet. Yani Atiba'yı o, o tip kullanabilir. Mantıklı bence. Bizim de hazırladığımız Hı. Muhtemel 11'de Doğrukan, Atiba, Josef orta sahası var. Savunmada Rozya, Wellington, Montero, Rızvan, Kaledi Utku. Orta alanda Josef de Souza, Gezal, Atiba, Doğrukan'ların ve ileride Abubakar. E artık Beşiktaş'ın 11'ini sayabiliyoruz. Ha işte bak. Ya önemli olan bu işte takım. Eğer 11'i evet. sayabiliyorsan. Nasıl ya, bir 11 ile evet, çıkacağını. Yani bir, iki, değişiklik Demek ki işler düzeliyor demektir. Bir takım oturuyor. Yani bir en fazla bir ya da iki oyuncu değişiyor. Hı hı. E, bu işte bir takımın e, artık kendi oyuncularını kendini kabul ettirdiğini, isimlerini ezberlettirdiğini, bir sistem olarak da e, aynı oyun tarzını oynadığını, aynı oyuncularla bu önemli. Tabii ki lig her zaman bu çok onlar şeyi de böyle gitmez ama evet. burada Josefin Atiba'nın Doğukan'la oynaması kadar doğal bir durum yok. Büyük bir ihtimalle de kadro böyle çıkar. Yani e, şu sizin verdiğiniz kadro çıkar yani. Kadroda çünkü fazla da bir değişik olacağını düşünmüyorum. Çünkü defansa baktığında geçen hafta iyi oynayan bir takım. E takım da kazanıyor. E, niye takım bozsun ki Sergen Hoca? E, ve Beşiktaş'ı izlerken de zevk alıyoruz. Bak işte şimdi farklı bir şeye gelelim. Nasıl Galatasaray söyledik? Bu ligde bu sezon şu ana kadar genele baktığında maçları böl en çok özevik veren iki takım var Türkiye'de. Galatasaray ve Beşiktaş.